Bunlar çok önemlidir. Bak bunlardan dolayı İslam aleminde milyonlar kişi öldü. Milyonlar kişi öldü. Devletle cemaatler çatıştı. Devleti kafir dediler. Devletin elemanlarına, muvazzaflarına, şeylerine kafir dediler. Bakanlarına. Bu çok önemli bir şeydir. Ustad demedi. Ali'yi veliye kırdırmadı. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam hılkaten en mu'tedil. Bak Resulullah Hazretleri hılkaten en mu'tedil bir vaziyette ve en mükemmel bir surette halk edildiğinden hareket ve sekenati i'tidal ve istikamet üzerine gitmiştir. Resulullah Hazretlerinin hareket ve sekenatı yani durması ve hareket etmesi i'tidal ve istikamet üzerine gitmiş. Siyer-i Seniyyesi kat'i bir surette gösterir ki her hareketinde istikamet ve i'tidal üzere gitmiş. Risale-i Nur da aynı. Her hareketinde i'tidal ve istikamet üzere. Mesela Üstad Hazretleri kendisi evlenmemiş. Ama genel millete ne demiş? Genele tenâkehû tekâferû fe inni ubâhi bükümül umem hadisini getirmiş. Resulullah Hazretleri evleniniz, çoğalınız, ben sizin kıyamet günü çoğunluğunuzla iftihar edeceğim. Bu lemalarda şerhi var. Yani herkes de bütün ümmet-i İslamiye benim gibi olsun, evlenmesin dememiş. Özel kişilere hasrolmuş bu. Bu çok önemli. Mesela Kur'an da öyledir. Kur'an'da mesela diyelim, dünya lezzetlerine kapılmayın, dünyaya aldanmayın dediği zaman başka bir ayet-i kerimede diyor وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا Dünyadan da nasibini unutma. Mesela diyor evlenin, Kur'an-ı Kerim'de evlenin. Mesela var, ayetlerde geçer. Nur suresinde olsun, Nisa suresinde olsun şeylerinde وَاَتُنَّا اُجُورَهُنَّا mesela onların mehirlerini verin, şeylerini verin. Kur'an'da çok ayetler var evlilik hakkında mesela. Ha dünyadan el etek çekin demiyor külliye. Bu bir dengedir, bak bu bir dengedir. Madde ile mana arasında olan dengeyi Risale-i Nur çok iyi sağlamış. Resulullah Hazretleri'nin sünnetinde ve Kur'an'ın ahkamında olduğu gibi. Buna dikkat etmek lazım. Bir müfessir de, bir nur talebesi de bu dengeler içinde hareket etmesi lazım. Yoksa bu dengeleri şaşırırsa olmaz. Burada da i'tidal üzere gitmiş Resulullah Hazretleri diyor. İfrat ve tefritten içtinab etmiştir diyor. Her şeyin ifratı ve tefriti iyi değildir. Üstad Hazretleri diyor. Her şeyin ifratı ve tefriti iyi değil. İstikamet ise haddi vasattır. İstikamet ise orta yoldur diyor. Haddi vasattır. Ehl-i sünnet ve cemaat onu ihtiyar etmiş. Kuvve-i şehaviyeyi humut değil, kudurtmak da değil, aşiriye kaçmak da değil. Evlilik dairesinde halal dairesinde ki keyfe kafidir diye orada Kur'an-ı Kerim istikamet üzere oturtmuş o meseleyi. Bunun gibi. Yani Üstad Hazretleri bunu başka yerlerde de çok detaylı olarak şey eder yani. Diyelim Avrupa medeniyetiyle İslam medeniyetini kıyas ettiği zaman o şehveti tehyic eder diyor. Bu diyor ihtidal dairesinde, halal dairesinde idare eder onu. Hatta şeyin tefsirinde de var. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Fatiha'nın tefsirinde Risale-i Nur'da yine bu var. Yine şeyde işaret edeceğiz de istikamet dairesinde yine şeyde var, işaret ecazın başında var. Bunları hepsine Üstad Hazretleri işaret etmiş, açıklamış. Haddi vasat nedir? Ehl-i sünnet ve cemaat onu ihtiyar etmiş. Fakat ma'at teessüf. Ehl-i sünnet ve cemaat perdesi altına vahabilik ve haricilik fikri kısmen girdiği gibi. Bazı vahabi fikirleri, biraz önce dediğimiz gibi. Bir de harici fikirleri. İşte burada da gösteriyor. Vahabilerin ataları haricilerdir. Oradan geliyor. Zahirilerdir. Zahiriler de hariciler götürüyor. Zahiri biraz önce dedik zahiriler. Kur'an'ı zahirden anlıyor. فَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler kafirdirler. Üstad diyor buna öyle anlamayın bu ayet. Bu ayet öyle değil. فَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ فَمَنْ لَمْ يُصَدِّقْتِرْ diyor. Tasdik etmezse kafir olur. Yok hükmetmezse. Yani o zaman ne çıkıyor? Kim hükmetmezse sorumlu olur. Doğrudur. Kur'an'la hükmetmezse sorumlu olur. Ama kafir olur müfessirler demiyor. Kur'an demiyor. İnanmazsa kafir olur. Namaz da öyle. Namaz kılmayan bir insan Vahabiler, hariciler kafir olur diyor. İslamiyet ne diyor? Ehl-i sünnet ne diyor? İnkar ederse kafir olur. Derse ben suçluyum. Ben namaz kılmıyorum. Kusurum var. Şeyim var. Bu adama sen kafir diyemez. Murtekibul kebair ehl-i sünnet mesleğinde tekfir edilmez. Kebireleri işleyenler ehl-i sünnet mesleğinde tekfir edilmez. Bunlar çok önemlidir. Bak bunlardan dolayı İslam aleminde milyonlar kişi öldü. Milyonlar kişi öldü. Devletle cemaatler çatıştı. Devleti kafir dediler. Devletin elemanlarına, muvazzaflarına, şeylerine kafir dediler. Bakanlarına. Bu çok önemli bir şeydir. Ustad demedi. Ali'yi veliye kırdırmadı. Bunlar var ya, bunlar bu şey çok önemli. Bunların üstünde durmak lazım.